Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakadan başlamalı roba göstermeye çalışacağım. Ben buradan sonra birleştirdim. Elbise robası yaptım ama tabii ki siz birleştirmeyip yelek, hırka robası yapabilirsiniz. Misina'ya geçirdim. Şimdi size bunu anlatmaya çalışacağım. Ben 3,5 numara şişle örüyorum. İlmek sayım 110 olacak. Ben bu robayı başlarken değişik bir başlama tekniği kullandım. Bunu size göstereceğim şimdi. İlk önce İlmeği böyle alıyorum. Ondan sonra parmağımı bakın. Şuradan. Böyle alıyorum. Bir böyle. Bir böyle. Zaten bakın şöyle ikili duruyor. Bunları sonra tek tek öreceğim. Şekilde başlıyorum. 110 ilmek attım. Şimdi 3 sıra haroşa öreceğim. Tek tek her taraftan düz örünce zaten haroşa olacak. 3 sıra şimdi 3 3 6 sıra düz öreceğim. Şimdi ayrımlara, ön kol arka ayrımlarına geçiyorum. İlmek sayım 110'du. Şimdi ön tarafı 20 ilmek yapacağım. Ön tarafa 20 ilmek. Şimdi 20 ilmek örüyoruz. 20 ilmek ördüm. Şimdi bir arttırma kol ayrımları arttırıyorum. Ben aralara 2 tane ilmek bırakacağım. Bir arttırdım, 2 ördüm, bir alt arttırdım. Şimdi kolu da 13 ilmek yapacağım. Kol için ördüm. Tekrar arttırma yaptım. 2 tane örüyorum. Tekrar arttırıyorum. Arka içinde 38 ilmek öreceğim. 38 il öreceğim. 13 kol, 19, 20 ön olarak ayıracağım. Ön patları düz örüyorum çünkü. Ön patların ayrımını arkadan yapacağım. Arka sırada yapacağım. Şimdi arka sıradayım. 7 tane ön pat ayıracağım ilik yerlerine. Önler için 4 5 6 7. 7 ayırdım. Şimdi arkayı düz örüyorum. Yalnızca arkanın hepsi haroşa olacak. Yalnızca şu ön patlarda 7 tane düz öreceğim. Şimdi arkadan şu bakın en son öne geldiğimde o arttırma yerinden 1 2 tane örüyorum ve geri dönüyorum. Çünkü yaka yeri biraz bu ön tarafı oyuk olsun istiyorum. O yüzden buradan da aynı şekilde bu arttırma yerinden sonra 2 tane örüp geri döneceğim. Bu işlemi ben 2 kere yapacağım.
Siz isterseniz daha çok oyuk olmasını istiyorsanız 3-4 kere yapabilirsiniz veya çok oyuk istemiyorsanız bir kere de yapabilirsiniz. Bakın bir tane örmeden alıyorum çevirdiğimi. Ondan sonra örüyorum. Arttırıyorum. 2 tane bırakmıştım aralarda. Tekrar arttırıyorum. Bu şekilde. Bakın böyle. Şekilde ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu başı da sayarsak 5. ilmekten sonra ben ilk iliğimi açacağım. İliğimi böyle bir tane arttırıyorum. 2 tane kesiyorum. Bu şekilde açıyorum. 5, 6, 7. Ondan sonra öyle. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın. Yaka unutum. Bu şekilde oldu. Ben 2 kere. Bir iki de geri döndüm. Bir 4 de geri döndüm. Bu şekilde. Bu kadar bana yeterli. Siz isterseniz biraz daha yakayı böyle oyabilirsiniz. Bu şekilde aşağıya ineceğim. Ortalarda falan hiçbir şey yapmayacağım. Roba bu şekilde olacak. Böyle devam edeceğim. Evet, robamın bu kısmına geldim. Şimdi bu kısmından sonra ben misinalı şişe geçtim. Şu ikisini üst üste koyup 2 tane ilik açtım. 10 haroşa ara verdim. Şimdi 2 haroşeden sonra üst üste koyup ikisini birleştireceğim. İsterseniz bunu devam edip kolları ayırıp hırka olarak devam edebilirsiniz. İsterseniz ben bunu şu anda elbise robası yapacağım. Birleştirip altını tüm gideceğim. Şimdi 7 taneydi ilmeğim. 7 taneyi bu tarafa alacağım. Üst üste bindireceğim. 7 tanesilerine. Yedi. Şimdi bir bundan alacağım, bir bundan alacağım. Sonra 7 7 14 ama ben üst üste bindireceğim için 7 ilmek olarak öreceğim. Düğme yerim. Bakın. Sinalı şiş biraz büyük geldiği için şuradan şöyle biraz rahat örebilmek için bütün örebilmek için yani. Şimdi 2 tane alacağım. Altı,
7. Birleştirdim. Üst üste geldi. Şimdi devam ediyorum. Biraz daha öreceğim. Daha kol kesimine var. Şimdi tüm örmeye devam ediyoruz. Ben kol ayrımına geldim. Yobada. Hepsini tüm ördüm. 24 kere arttırma yaptım. İlmekler misinaya sığdı ama örmekte zorlandığım için ben şöyle yapıyorum. Bakın şu iki ilmek arasından çıkartıyorum. Örmem daha rahat oluyor. Bu şekilde örüyorum. Ben uzun kollu yapacağım bunu. O yüzden şimdi kol için iğne toplayacağım, ipe toplayacağım. Kolları sonradan öreceğim. İlk önce gövdeyi örüyorum. Sonra tabii siz kısa kollu yapabilirsiniz veya burada bırakabilirsiniz ucuna dante tığla da bir oyayla da çok güzel durur. Böyle uzun kollu bitirdikten sonra ucuna tığlayacağım. Gövdenin de kolu ayırdım. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Şimdi diğer kolu da ayıracağım. Şöyle göstereyim. Şekilde ayırdım kolu. Kol ayrımlarını yaptık. Kollarını ayırdık. Şimdi gövdeyi öreceğiz. Tek parça olarak dikişsiz. Uzunluğu size bağlı robanın. Üç parmak daha ben örüp tığlayacağım. Altına kumaş, elbise robası olacak. Tabii ki bu ayrımları yapmadan bunu hırka, yelek robası olarak da aynı başlangıç sayılarıyla aynı şekilde yapabiliriz. Kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.